Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte Türk anime'nin büyük kategorisinde e, sıraladığı 5 anime'den seçtiklerimi inceleyeceğiz. Diğer videolarda bir de e, bazı arkadaşların şey üzerine... Şu animeyi de almamışsın bunu kesinlikle almalısın gibi öneriler düşündüm. 5-5 yaptığım için hepsi sığamıyor arkadaşlar kusura bakmayın ama özel istekler gelirse işte şunu kesinlikle koymalısın videona şunu şunu atıyorum işte ee, onun için bir şey yapabiliriz hani oylama falan yapabiliriz eğer katılırsanız eğer diyorsanız hani öyle bir oylama yaparsan katılırım bu videoyu beğenin ona göre yaparız hani Şimdi, ilk başta Fairy Tail ee, Perilerin kuyruğu var mıdır? Açıkçası bu sorunun gizemi üzerinde başlayan bir isim bu. Ee, çizeri özellikle yedi takıntısına sahip bir insan animenin içinde de birçok yedili şey göreceksiniz. Ee, hikaye genel olarak bu karakterle ilgili ama e, ana karakterimiz yani asıl ana karakterimiz Lucy e ee, loşi Japonca okursanız lushi loşi gibi oluyor. Lucy, e, Japonlar L'yi söyleyemedi değil yani. L ve R'yi karıştırdıkları halde neden bu kadar L ve R içeren şeyleri yapmaya çalışıyorlar? hayli anlamış değilim. Ama yine de e, Fairy Tail çok mükemmel bir anime. E, bu kişi hayran olduğu Fairy Tail öncesine katılmak için şey arıyor, salamandra arıyor. Salamander dediğimiz bu Natsu, Natsu ateş büyücüsü kendisini bir ejderha eğitmiş büyütmüş ve kendi büyüsünü ona öğretmiş ve bir gün ortadan tamamen kaybolmuş Natsu da bu ejderhanın peşinden arıyor ve bu ikiliğin yolları bir gün kesişmesiyle hikayemiz başlıyor. Bu hikayede fantastik anlar oluyor. İşte daha çok etçili. Özellikle son günlerde etçi biraz daha Hentai'ye doğru kaydırıyorlar böyle. Yani tam böyle sınırda. Şeyde terin ucunda duruyor böyle. Güzel. Hani erkeklerin seveceği tarzda o açıdan. Şey dediğimiz, Lucy dediğimiz karakterde sarışın bir ablamış. Kendisinin resmini göremedim. O kadar reklamı rağmen. Neyse. Devam edelim. Mahoka Kogueno Retsusei. Burada yanlış okuduysam da Retsusei. <laughs> Abisine düşkün bir tane kız var. Genel olarak ana karakterimiz şu ikili. Daha doğrusu erkek olan. Erkek olan büyü yazmada Buradaki büyü biraz daha farklı değil değildi. Büyü yazmada çok uzman çok mükemmel dünya çapında bir bilim adamı olarak kabul ediliyor. Gizli bir evi, bilim adamı. Ee, ama e, bazı ailevi sorunları falan var. Mangasını tam okumadım. Animeden anladığım kadarıyla anlatacağım size. Ee, bazı ailesiyle sorunları var. Ee, animede belirli aileler var. En güçlü aileler sıralanıyor böyle. En güçlü 10 aile falan var. Bunlar birincideki de başın. Yani birinci ailenin başının başı bunların halaları yanlış hatırlamıyorsam ve bunun e, abisindeki büyü gücü, büyü oranı az yani abisinin büyü oranı az kullanım oranı çok, kızın büyü oranı da çok, abisi sayesinde kullanım oranı da çok e, bu konu üzerinde ilerliyor, bunlar e, birlikte yarışmalara katılabiliyor, katılıyorlar diye hatırlıyorum, orada bazı olaylar geçiriyor, bazı aksaklıklar yaşıyorlar, daha sonra bu e, oğlanın ee, özel askeri görevlerde de rol aldığı anlaşılıyor. Ve bu şekilde ilerliyor hikayemiz. Log Horizon'a geçelim. Log Horizon e, biraz da sahaya benziyor ama kesinlikle çizimleri ve oyun anlayışı birbirinden farklı. Yani örnek alınmış, özenilmemiş. E, kendisi bir oyunun içinde geçiyor. Bir gün e, ne olduğu bilinmeden Oyun ve e, gerçek karakterler yer değiştiriyor. Gerçek karakterler, insanlar oyunun içine giriyor. E, karakterimiz de bu oyundaki bir büyücü. E, ana karakterimiz Shiro. Beyaz anlamına gelen Shiro kendisinin adı. Shiro çok zeki olmakla birlikte oyunda epey yüksek level. Ve e, Log Horizon dediği, yanlış hatırlamıyorsam eski bir e, lonca şeydeki e, Elder Tales'deki efsanevi bir loncadan geliyor. Animenin ismi. Bu loncanın e, üyelerinden stratejist olan e, Shiro'nun başından geçen hikayeler, onun ve dostlarının başından geçen hikayeleri konu alan bir anime. 9.2 puanı var ve 2013 yapımı İkincisi sezonu da var bunun. İkisini de izleyin. Tail'in de iki sezonu da var. İkinci sezonu hala devam ediyor. O niye ara verdi zaten onu? Herhangi bir fikrim yok. Neden ara verdiğini bilmiyorum. Araştırmadım. Kore ve Bir Deska. Ee, bu anime daha çok böyle eğlenceli. Yani hani gülmelik. Sürükleyici bir anime. Özellikle şuradaki gri saçlı hanımefendiyi çok seveceğinizi düşünüyorum. Bu e, burada yatan camış bir gün ölüyor. E, bu hanımefendi de onu diriltiyor. Necromancer bu. Necromancerler e, eğer araştırmadıysanız size şöyle söyleyeyim. Necromancerler büyük gücü çok fazla yüksek olan karakterler. E, bunlar öyle ki ağzından çıkan her şey gerçekleşiyor. İlahlaştırmışlar biraz da. Yani bizim dinimizde pek şey yapmıyor da çakışıyor da genel olarak ilahlaştırmışlar diyebiliriz. Yani dediği her şey oluyor. Ee, diril diyor, diriliyor, öl diyor, ölüyor falan öyle bir şey. Necromancer dediğimiz. Bu ablamız Necromancer. Aa, bu da zombisi oluyor onun. Bunlar da işte eğlence karakterleri. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir başka anime daha. Ve finale geldik. Bunu özellikle tabii ki erkeklere. Finalde özellikle erkeklere tavsiye ettiğim animeler geliyor tabii ki. Çok manyaş, manyak, shonen bir anime. Ee, Ichiban Ishiro'na Daima Sama. E, bunun asıl adı. Yanlış hatırlamıyorsam çevresi de en arkadaki, en arka sıradaki e, şeytan kral diye çevriliyordu. Yani Japoncam yettiği kadar yanlış çeviriyordu olabilir. Artık neyse e, burada çok fantastik böyle çok derin bir hikaye var ama bu kadar derini an yani bir tür sanat eseri bence bu ciddi anlamda sanat eseri çok manyak güç patlamaları oluyor çok müthiş güç patlamaları oluyor her kulayda patlamalar oluyor spoiler vermeden size anlatmak istiyorum ama böyle hani olacak gibi değil hikayenin başında bu e, ortadaki karakter böyle önü açık six pack'li abimiz ee, şeye gidiyor. büyük akademisine geçiyor. Ve geçiş sınavı zaten çok zor bir sınav olarak kabul edildiğinden çok şey bekliyorlar bu abimizde. Bu abimizde e, genel olarak şey istiyor. E, papa olmayı. Onların dininde papa olmayı en yüksek büyü mertebesine ulaşmayı hedeflediği için bu akademiye girmeye çalışıyor. Akademinin girişinde işte vücut sağlık kontrolleri oluyor. Ve e, şey bir tane karga var. Böyle kargaya gidiyorsun yanaşıyorsun elini uzatıyorsun. O da sana şey söylüyor. Geleceğini söylüyor. Şu olacaksın diyor. Karga hiç yanıldığı olmamış bu kargana. Bu yanaşıyor böyle. Ee, işte papa demesini falan umuyor böyle. Çok böyle heyecanlı. Böyle birden karga ter dökmeye başlıyor falan. Ve diyor ki şeytan kral diyor. Ondan sonra bütün hikayemiz başlıyor. Aksiyonlar ee, düşmanlar Yandaşlar hepsi birbirini kovalıyor. Kesinlikle izlemeniz gereken etçi ağırlıklı ve büyük güç patlamaları ağırlıklı anime. Video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, umarım beğenmişsinizdir bu 5 animeyi de. İzleyenler varsa yorumları yazabilir ama spoiler kesinlikle yazmayın. Kaldırıyorum çünkü özellikle dikkat ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, iyi anime izlemeler. Kendinize iyi bakın.